Tray Batırma'nın herkese günaydın. Ben Serdar Pazı. 6 Nisan Perşembe günü sabah bültenimizle birlikteyiz. Global piyasalarda dün Amerika'da Dow Jones'un hafif artıda kapattığını, S&P'nin yataya yakın nazlansa eksi bir noktada günü tamamladığını gördük. Avrupa'da da benzer bir seyir vardı aslında. Londra futsi artıdaydı. Geri kalan piyasalar eksideydi. Sabah itibariyle Asya'da bakıldığı zaman bir günlük tatil sonrası Çin Hong Kong açıldı. Orada Hong Kong'un yata yakın kaldığını, geri kalan piyasaların eksi seyrettiğini görüyoruz. Yani genel olarak karışık, net, yön tayin edememiş bir seri var diyebiliriz global piyasalarda. İçeride ise Borsa İstanbul dün 5000 seviyesinin üzerinde kalmayı başaramadığı 4919 seviyesine kadar geri çekildik kapanış itibariyle. Holdingler, bankalar günün en çok yerleyen hisseleri oldular, sektörleri oldular. Diğer taraftan yukarı yönde endeksi taşıyan puan bazında katkı veren hisselere Tofaş, Pegasus örnek olarak verilebilir. İçeride bakıldığında dolar kurunda 19.25 seviyesi civarında bir seyir devam ediyor. Euro partisi 1.09'un eşiğinde 1.0851-1.10 bandında yönsüz bir seyir var. Dün Amerika'da veriler beklentilerin bir miktar altında geldi. Sabah itibariyle Çin'den gelen veriler hasta resesyon kaygılarının çok da beklentiler dahilinde olmadığını gösterdi. Oldukça beklentilerin üzerinde veriler geldi Çin'de ekonomik durumu göstermesi açısından. Haftanın devamında tabii ki Amerika'dan tarım işi istihdam verisini takip ediyor olacağız. Global taraf Cuma günü Paskalya tatil dolayısıyla kapalı olduğundan orada haftanın son işlem günü neredeyse diyebiliriz. Cuma günü çünkü kısa bir seans orada söz konusu olacak. Türkiye'nin 5 yıllık CDS kredi temel risk priminde de 550 puan seviyesine doğru bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Global risklerin arttığını buradan da görmek mümkün. Evet dün bizim seansın kapanışı sonrası MSCI yurt dışında işlem gören Türkiye ETF'nin de %2'nin üzerinde eksi tamamladığını hatırlatalım. Şimdilik Trivator'dan bizden bu kadar. Gün içerisinde yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar diliyoruz.